çocuklar, matematik dersimize hoş geldiniz. Konumuz onluk bozarak çıkarma işlemi ve problemler. İşlemlerimize bakıyoruz. 63'ten 45'i çıkaracağız. Önce birler basamağından başlıyoruz. 3'ten 5'i çıkarmamız isteniyor. Çocuklar, 3'ten 5'i çıkarabilir miyiz? Hayır, çünkü 3 5'ten küçük bir sayı. Peki ne yapacağız? Komşumuz onlukların kapısını çalacağız. 6'ya gittik. 6'dan 1 onluk aldık. Ne kaldı burada? 5 onluk kaldı. Bakın ne almıştık? 1 onluk almıştık. Peki 1 onluk kaç yapar? 10 yapar. Aldığımız 1 onluk 10 yaptı. Bir de burada 3 var. 10. 3 daha ne yapar? 13 yapar. İşlemimizi şimdi yapabiliriz. 5 parmağımızı açıyoruz. 13'ten geriye doğru sayıyoruz. 12, 11, 10, 9, 8 kalır. Burada artık 5 kalmıştı. 5'ten 4'ü çıkarırsak 1 kalır. Cevap 18. 0'dan 4'ü çıkaramayız. Komşumuza gittik. 1 onluk aldık. 8'de 7 kaldı artık. Aldığımız 1 onluk neydi? 10'du. Bir de 0 var burada. 10, 0 daha yine kendisi 10 yapar. Burası artık 10. 10'dan 4'ü çıkarırsak eğer 6 kalır. 7'den 3'ü çıkarırsak 4. Bir terzi 90 metrelik kumaşın 35 metresiyle elbise dikti. Geriye kaç metre kumaş kaldı? Hayal ediyoruz. 90 metrelik kumaş var. Bunun 35 metresini kullandık. Kullandığımız için 90 metrelik kumaş ne olacak? Azalacak. Azalması demek hangi işlem? Harikasınız çocuklar. Çıkarma işlemi yapacağız. 90'dan 35'i çıkarıyoruz. 0'dan 5 çıkmaz. Komşumuza gittik. 1 onluk aldık. 9'da 8 onluk kaldı. Aldığımız onluk 0'la birlikte 10 yaptı. 10'dan 5'i çıkarırsak 5. 8'den 3'ü çıkarırsak 5. Geriye 55 metre kumaş kalır. Kitaplıktaki 82 kitabın 28'i şiir, 26'sı hikaye, diğerleri masal kitabıdır. Masal kitaplarının sayısı kaçtır? Problemde hangi işlemi yapacağımıza karar vermek için hayal ediyoruz. Kitaplığı düşünüyoruz. 82 kitap var ve 3 çeşit kitap var. Şiir, hikaye, masal. Bizden masal kitaplarının sayısı isteniyor. Peki biz ne yaparız? Kitaplıktaki şiir kitaplarını çıkarırız. Hikaye kitaplarını çıkarırız. Geriye kalanlar ne olur? Masal kitapları olur değil mi? Peki biz burada hangi işlemi yaptık? Çıkarma işlemi yaptık. İki farklı yöntemle yapabiliriz. Tüm kitaplardan önce şiirleri çıkarıp sonra kalanlardan hikaye kitaplarını çıkarabiliriz. Ya da şiir ve hikaye kitaplarının toplam sayısını bulup ikisini birlikte çıkarırız. Kalanlar masal olur. Bu yöntemle yapalım. Şiir ve hikaye kitaplarını toplayıp birlikte çıkaracağız. 8, 6 daha 14 elde var. 1, 54. Hikaye ve şiir kitaplarının toplam sayısı 54. Kitaplığımıza tekrar geliyoruz. Şiir ve hikaye kitaplarını birlikte çıkarıyoruz. Yani 54 tanesini çıkaracağız. Tüm kitaplarımız 82. 54'ü çıkarıyoruz. 2'den 4 çıkmaz. Komşumuza gittik. 1 onluk aldık. 7 kaldı. 10. 2 daha 12 yaptı. 12'den 4'ü çıkarırsak 8. 7'den 5'i çıkarırsak 2. Masal kitaplarının sayısı 28. Otobüste 43 yolcu var. İlk durakta 29 yolcu indi. Otobüste kaç yolcu kaldı? Problemde hangi işlemi yapacağımıza karar vermek için hayal ediyoruz. Hemen bir otobüs düşünelim. İçinde 43 tane yolcusu var. Ne demişti? İlk durakta 29 yolcu indi. Şimdi hayalimizde yolcuları indirelim. 29 tanesi inince otobüsteki yolcu sayısı azalır mı, artar mı çocuklar? Harikasınız. Tabii ki inildiği zaman yolcu sayısı azalacak. Peki hangi işlemi yapıyoruz azaldığında? Çıkarma işlemi yapıyoruz. Tüm yolcu sayımız 43. 29 tanesini indiriyoruz. Yani çıkarıyoruz ve çıkarma işlemi yaptık. 3'ten 9 çıkmaz. Komşumuza gittik. 1 onluk aldık. Burada 3 kaldı. Aldığımız 1 onluk 10 yapar. Bir de 3 var. 13. 13'ten 9'u çıkarırsak 4. 3'ten 2'yi çıkarırsak 1. 14 yolcu kaldı. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.